Arkadaşlar, herkese merhaba. Heidels, H2 akrilik bir ördüklü siparişi vermiştim. Uzun zaman oldu, bekliyordum. Böyle bir kutu da geldi. Bu kutu normal karton bir kutu. Burada özellikleri yazıyor. Çift dilli bir düdük. Bunu tek dilli olarak da kullanabiliyorsunuz. Tek dil olduğunda sistem olarak şey yapmışlar bunu. Hem işte yarışma hem açık su av stiline göre bunu ayarlamış, uyarlamışlar. Maddesi zaten yani akrilik olduğu için uzun zamandır da yani yurt dışındaki videoları araştırdığımda hani fiyat bu ördek düdüğünü sipariş verdim. Bunun en büyük dediğim gibi özelliği hani hem tek dil hem çift dil kullanabilmen. Tek dilde hem yarışmalarda olsun hem de açık su yani uzak mesafeli. Arkadaşlar şimdi kutuyu açalım. Kutu dediğim gibi yani kartondan yapılmış. Buraya tarihçesi var. Yani düdüğün hangi açıdan nerelerde kullandığı işte adresi vesairesi var. Markası kendi işte yeri. İçinde bir tane kılıf çıkıyor. Bu kılıfta da düdüğün markası yazıyor arkadaşlar. Waterful yani güzel anlamında, muhteşem anlamında. Şimdi şunları ayırayım. Şu şekilde dursun. Şunu şu şekilde koyalım. Evet. Arkadaşlar şimdi az önce de bahsettiğim gibi düdük akrilik maddesi olarak hani ses tokluğu daha yakın. Yani Avrupa'da artık birçok hani düdükler akrilik üretiliyor. Ve yani bu maddeler de hani benim araştırdığım kadarıyla ülkemizde hani yok. Yerli üreticinin yapmış olduğu ördek düdüğü işte hani burada paylaşalım yabancı değiliz. Mehmet abi var Reyoka, İsmail abi var DCK. Bu düdükler de çok güzel. Bu düdüklerin de artık mesela kendi askılarımda da iki tane var. Hem DCK olsun hem Reyoka olsun. Bunları da anlatacağım. Yani arz talep meselesine göre. Ama şimdi ülkemizde gerçekten ciddi anlamda çok ördek düdükleri üretiliyor. Yurt dışına gidip hani devasa paralar vermemizin de bir anlamı yok. Öz eleştiri yapmak gerekirse. Arkadaşlar şimdi şöyle full house işte hem açık su hem de bütün kartları oynayabilecek bir hani düdük anlamında böyle güzel bir işte yazısı var H2 diye. Yani şurası ördek kafası gibi. Şöyle. Şimdi ördek düdüğündeki en büyük sıkıntımız şu. Insert kısmının çabuk çıkması arkadaşlar. Hani çok sıkı da çıkmayacak. Çok kolay da çıkmıyordu. Onun için hani ben çok kaba olmasın diye buraya bir tane misine bağlıyorum. Bir tane buraya fırdöndü ağzı takıyorum buraya. Fırdöndü ağzını getirip hemen benim askılığıma geçiriyorum. Yani insert kısmını bulmak gerçekten ciddi anlamda çok zor. Zaten burası da askılıkta kalacağı için ikisi de askıda kalmış oluyor. Ama burası açık diyelim, koşuyoruz arazide, düştü, bunu fark etmeyebiliyoruz, çarpıp işte hani göremeyebiliyoruz, ondan sonra vermiş olduğumuz o kadar para boşa gidiyor. Şöyle göstereyim ben size, şöyle bakın sesini baktıracağım birazdan arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, buraya krom bir malzeme kullanmış, normal şey değil, alüminyum değil, düz bir hat zaten içi. Şekil olarak da biraz daha farklı. Bunu bu şekilde takıp bir deneyelim sesini. Yani güzel. Sesiyle alakalı da birazdan ekleyeyim. Eskiden mesela Avrupa'dan düdük getirmek, yani ülkemizde düdük yoktu. Osman abi yapıyor. Osman abi de işte şimdi yeni bir çalışma içerisinde, yeni bir Ar-Ge içerisinde arkadaşlar. Yani eskiden yoktu. Hani düdük falan bulamıyorduk. Bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce neyse. Yeni gelişmeye başladı. Hani artık Avrupa'ya, yani Avrupa düdük almanın pek bir anlamı yok. Dediğim gibi yerli üretici ya da yerli düdük firmalarına da gerçekten o anlamda şans vermek lazım. Yalnız şöyle de bir durum var. Hani bunu anlatayım size. Şimdi arkadaşlar tamamen, mesela bu düdük 140 dolarlık bir düdük. 150 dolarlık bir düdük. Yani şimdi İsmail abinin yapmış olduğu DCK ile de aynı sesi alıyorum. Mehmet abinin yapmış olduğu
Ryoka ile de aynı sesi alıyorum. Yani onun için hani böyle gidip devasa paralar vermenin bir anlamı yok. Çünkü o anlamda dolar çok pahalı. Hani bunu da eklemek istedim. Elimde ne var? Elimde düdük olarak şöyle şunu çekelim. Şöyle burada hobo var. Bu Hobo Ice 2. Ondan sonra burada Field Pro'nun double shot var. Bu düdük gerçekten Arkansas'ta, yani Arkansas City'li üretilmiş bir düdük. Ama bu hem Cajun, yani hem Cajun'dan kasıt şu. Cajun Avrupa'da, yani Amerika'da bir baharat. Yani karıştırılmış bir baharat ismi aslında Cajun. Hani Cajun diyoruz ya. Yani hani karıştıran, yemlenen ördek anlamına geliyor onların diliyle. Bu Duck Commander'ın Sargi dediğimiz bir modeli, çift dilli arkadaşlar. Yani bu düdükte de hani çok büyük problemler var. Bunların hepsini ayrı ayrı çekeceğim. Ama gerçekten kendini ispatlamış bir düdük hobo. Duck Commander'ın yine Teal, hani Kirik, Behri, Çamurcun. İşte bununla mesela kıl kuyruk dişisi de ötüyorum ben. İşte yeri geliyor hani aniden oluyor. İşte hani yeşil gibi ötmeye de çalışıyorum. Burada yine Mehmet abinin 6-21 var. İsmail abiyle Mehmet abinin düdükler de arkadaşlar pakette. Bunlar askıda olduğu için hani sıradan geçeyim diyerek ben böyle bir şey yaptım. Bu şekilde ben böyle bir askı kullanıyorum. Bu askıda işte sevgili İsmail abi yapıyor bunu, İsmail Seçkin. O anlamda da oradan da temin edilebilir. Gayet başarılı, gayet güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.
Altyazı M.K.